İnsanın merak ettiği bir husustur bu. Allah şüphesiz tektir. Peki ayetlerde neden biz size emrettik, biz size gönderdik Emir? Bakın şu anda İngilizce'de bile mesela internete girsinler. Royal V dediğimiz bir şey vardır. Yani kraliyet ailesinin V'si. Kendilerinden bahsederken biz diye bahsederler. Biz de saygıdan dolayı karşımızdakilere işte birçok yerde siz diye bahsederiz. Aynı şey Kur'an'da bir yerde Allah'ın azametini belirtmek için bazen ben bazen biz diye geçer ifade bunun gibidir. Eğer bundan başka bir mana olsaydı, bundan başka bir şey arayacak olsaydık Allah da Kur'an'da kimi zaman sen diye Allah'a karşı hitaplar vardır. Ve özellikle Kur'an'da Allah'tan üçüncü şahıs olarak çok bahsedilir. O diye. Hı-hı. O işte gökleri ve yeri yaratandır şeklinde ifadeleri düşünün. Bir kere bile çoğul onlar geçmez. Bir kere bile çoğuz siz geçmez. Ha, burada çok basit bir şey. Arapçadaki işte bu İngilizce'de bile hala şu anda başka dillerde bile olan bu royal we dediğimiz. Yani kraliyet ailesinin bizi diyebileceğimiz şeklinde bir şeyde. Burada tekil olan kişiler kendilerindeki işte o asaletten, yücelikten dolayı biz bahsetmeleri gibi Allah da o şekilde bir ifadeyi kullanıyor. Yani yeri geldi benim de bir sorum var aslında bu konuyla ilgili. Ben şöyle bir anlam çıkarırım hep onu okuduğumda. Ben dahil. Yani biz sonuçta Allah'ın varlığı içerisinde onun ruhundan üflenilmiş varlıklar olarak ben öyle bir şey anlasam acaba çok mu ters olur? Hani bu benim tamamen içsel düşündüğüm bir şey de hani o biz ifadesinden bütün mahlukat ama ben işte dahil biz yarattığı geçiyor. Allah'ın hesaba çekeceği geçiyor. Biz ifadeden o kadar çok şey geçiyor ki yani bütün insanlara o da atfedilebilecek bir şey gibi durmuyor. Hı-hı. Yani Allah'ın o tekil ifadeyle kendisi için ifade ettikleri her şey biz için geçiyor. Dediğin gibi o çoğu bir şey olacak olsa o zaman onlar da geçer. Çünkü tabii. Kur'an'da dikkat edin. Üçüncü şahıs ifadesi 10 defa geçmiyor, 20 defa geçmiyor, yüzlerce defa geçiyor. Ama bir kere bile çoğul onlar yok. Doğru. Ondan da anlıyoruz ki biz ifadesini bu dil özelliğinden dolayı anlamamız gayet yerinde olacaktır. Bunu da birçok kimse söylemiştir. Yani bunda anlaşılmayacak hiçbir şey olmadığı kanaatinde. Şimdi bir izleyicimiz sormuş, ismini bulamıyorum. Ki Türkçe'de bile işte karşındakine saygıdan biz siz diyoruz. Türkçe'de de buna benzer bizle ilgili özellik az var ama sizle ilgili özelliği çoğu da çoğu kimseye saygıdan siz diyoruz. İnsanlara tevazu yakışır. Allah'ın tevazu yapması diye bir şey düşünülemez. Allah'a tevazu yakışmaz yani. İnsanlara tevazu gider. Peki. Allah'ın öyle tevazu yapacak bir durumu yok.